Dizdar, ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalayan ifadeler sarf etti. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmemi gerektiriyor. Bu ödülü, kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. Merve Dizdar'ın yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalaması, büyük öfkeye neden oldu. Ülkemizi yurt dışında herhangi bir organizasyonda kötü durumda göstermemeliyiz. Ülkemizin gücüne inanıyorum. Bu bir savaş değil seçim. Bu vatan hepimizin. Biri çıkıp yıllarca Afrika ülkelerini sömürüp kadın ve çocukları katleden Fransa'ya ülkemizi şikayet etmiş. Batı'nın ezik kölelerinden biri daha eline tutuşturulan kağıdı titreyerek okuyacak, kendi ülkesini kölesi olduğu zihniyete peşkeş çekecek kadar kompleksli. Konuşmayı yaptığın ülkeye bak. Vaktinde insanları hayvanat bahçesinde sergiliyordu o ülke kadınların yaşamları üzerinden Türkiye'yi coğrafya diyerek aşağıladığın Fransa'da 2022'de kadın cinayetleri yüzünden 129 çocuk öksüz kaldı.